Merhaba. Bugün aslında hepimizin genel sorunu, benim dahil, enerji düşüklüğünden, enerjimizin günü çıkarmaya yetmemesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü gencecik böyle spor yapan insanlarda bile kilodan bağımsız, hastalıktan bağımsız hep bir yorgunluk hali var, bir bitkinlik hali var. Bunun pek çok sebebi var tabii. Şehir yaşamı vesaire. Ama ben kendi yaklaşım açısından bu beslenmeyle nasıl oluyor diye söyleyeceğim. Nasıl enerji kazanırız gibi. Şimdi bunun adı hani kronik fatigue sendrom deniyor ya, işte kronik yorgunluk sendromu. Yani sendrom sınıfına girmiş durumda. Amerika'da bu çok büyük bir mesele. Herkes yorgun, herkes işte kronik fatigue sendromda vesaire, bununla uğraşılıyor. Paketin içinde başka şeyler de olabiliyor. Fibromiyalji olabiliyor, kabızlık olabiliyor, kramp olabiliyor, baş ağrıları, migrenler olabiliyor. Onların hepsi de aslında birbirine bağlanır, zaman içerisinde anlatırız. Ama bu kronik yorgunluk sendromu dediğimiz şeyin basit cevabı nedir, oradan gidelim. Şimdi bir kere zaten yorgunluk diyorsak enerji az diyoruz, değil mi? Enerji az diyorsak enerji işine geri döndük. Yani hücrelerde olan kısma. Hani nereden enerji geliyor, yiyoruz da niye enerjimiz olmuyor, niye yoruluyoruz konusunda demek ki biz enerji işine tekrar mikro düzeyde bakacağız. Neydi bizim pilimiz? Yani pil yakıtımız ne? ATP dediğimiz enerji birimi. ATP olmadan şuradan şuraya gidemiyoruz. Yani hiçbir şey yapamayız. Canlı bile olamayız. Demek ki ATP enerji birimimiz. Enerji dediğin şey ATP'nin çok olması. Yani o varsa o var demektir. Yani o yorgunluğu hissetmezsin demektir. Tamam. Neden ATP az oluyor ben yiyorum da? Bir, ATP dediğin şey depolanmıyor. Arka arkaya üretmen lazım onu. O yüzden de hani sabah daha bir iyi bir fizyolojik durumda olup daha enerjik hissedip sonra üretmen azalınca yediğin halde yorgun olman da anlaşılabilir bir şey. Yani her yediğin her zaman aynı verimle o ATP'ye dönüşmüyor. Neden dönüşmüyor? Şimdi daha önceki videolarda anlatmaya çalıştım, kitaplarda da ayrıntılı bir şekilde anlaşılıyor. Enerji üretme işi hücrenin içerisinde iki bölümde oluyor ya. Bir sitoplazma dediğimiz sulu kısmı, bir de bizim marifetli mitokondrimiz. Mitokondri bizim elektrik prizimiz, yani fişe takılı halimiz, yüksek enerjimiz, akümüz, öyle söyleyeyim. Asıl işi yapan o, pilimizin kaynağı o. Şimdi eğer biz enerjiyi mitokondri üstünden üretirsek, o kadar yüksek ve birim bir maddeden birim başına yüksek enerji alıyoruz ki zaten evrimleşmiş canlı olmamızın sebebi o. Ama devreye mitokondriyi sokamadığımız dönemlerde vücudun geri kalan kısmı bunu yaptığı için orada enerji verimi daha düşük oluyor. Çünkü zaten çok eskiden o kadar az enerji üretilen canlı derken tek hücreli falan canlılardık belki, bilmiyorum yani işte o evrimleşme sürecinde. Şimdi vücutta hücrenin içerisinde enerji üretilirken iki yerde üretiliyor dedik. Biri mitokondri yüksek enerji, öbürü sitoplazma. Şimdi yorgunlukta demek ki ATP az, değil mi? Mitokondri devreye girmiyor demektir o. Çünkü ben hani glikoz iyidir, kötüdür, şeker iyidir, kötüdür öyle demeyeceğim ama bir tane glikozdan ben mitokondrimi kullanmadığım zaman sadece iki enerji üretirken onu devreye soktuğumda üstüne 36 ATP geliyor. Kaç katı? Yani bir tane ham maddeyi duplike ediyor yani. Ne denir ona? O enerji miktarını abartıyor. Yani çoğaltıyor mitokondri onu. Demek ki ben bir yiyecekten iki alacağımı, öbür taraf varsa onu 36'dan daha arttırıp 38'e kadar çıkaracağım. Şimdi bir kere demek ki burada bir hata var ki o enerji öyle gelmiyor. Bırak glikozu. Koydum bu tarafa. Diyelim ki ben işte avokado yiyorum, değil mi? Hani sağlıklı vesaire. Eğer benim mitokondrilerim iyi değilse o avokadonun yağı, değil mi? Ceviz, badem, zeytinyağı neyse. O yağların enerjiye dönüşmesi teknik anlamda, biyokimyasal olarak hani şekerden kötü kısımda iki, öbür tarafta onun kaç katı elde ediyorduk ya, 36 tane daha fazla. Yağdan o sitoplazma dediğimiz kısımda hiç üretemiyoruz ama mitokondride 129 ATP yapıyoruz. Bak şimdi, bir şekerden sitoplazma sadece 2 yapıyor. Hadi mitokondri onu 36'dan daha ekletti. Ama bir yağcıktan 129 tane. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Yani ben aslında o avokadoyu yediğimde bayağı turbo moda bağlamam lazım. Neden onu yapamıyorum?
Çünkü yapamıyorsam eğer, yani bir yorgunluk hissediyorsam, demek ki o yağdan ya da karbonhidrattan da olsa enerjiyi duplike eden, yani kat kat katlayan o akü kısmı, yani mitokondride bir mesele var demektir ki o enerji çıkmıyor. O mesele nasıl oluyor? Şöyle, eğer biz yiyeceklerden önce şunu söyleyeyim, oksijeni söyleyeyim. Mesela yeterince sigara içiyorsak mesela. Şimdi mitokondri ile ilgili bilinmesi gereken şey, enerji ile ilgili oksijenin şart olduğu. Benim nefes almamın tek gittiği yer bu yiyecekleri yakmak için o mitokondri pilinde enerjiye dönüşmesi. Yani ATP olabilir, yüksek ATP için oksijen şart. Eğer oksijen azsa zaten enerji az demektir. Bu ne olabilir? Sigara olabilir. Alerjim vardır, burnum tıkalıdır. Burnumda deviasyon vardır, nodüllerim vardır. Kilom vardır, gece apnem vardır, horluyorumdur. Anksiyetem, panik atağım vardır, nefesimi tutuyorumdur. Şimdi oksijen az ise zaten mesele böyle. Yani orada bir baştan bir gol var. Hadi oksijen yeterli diyelim, oraya gidiyor. Bu sefer de giren yiyecekler önemli. Eğer biz sürekli işlenmiş yiyorsak, yani işlenmiş nedir? Burada ceviz var, içinde yağ var, karbonhidrat var. Burada klasik kurabiyemiz var, içinde şeker var, un var. Şimdi bunda da kalori var, bunda da kalori var. Yeterince arka arkaya ısrar edince yanlış beslenmeye, o başlarda durum anlaşılmasa bile o kurabiyeden gelen enerji aslında çok fazla, ne diyeyim, artık çıkardığı için onu vücudun içerisinde enerjiye çevirirken bu serbest radikal dediğimiz artıklar çok olduğu için basitçe şöyle düşünelim. Bizim güzel pil kısmımız onu almak istemiyor. Diyor ki, yani ben çok enerji üretebilirim bu yiyecekten ama o enerjinin bedeli olarak o kadar çok artık yapacağım ki ben onu reddediyorum. Yani onu kullanmak istemiyorum. O zaman o enerji sadece o az dediğimiz sitoplazma kısmında, mitokondri dışında oluyor. O da sana yorgunluk sağlıyor. Sonra zaten çıkan o kötü enerjiden çıkan artıklar hem mitokondrinin hem hücrenin kenarlarını zarlarını sertleştirdiği için, hücre zarlarını sertleştirdiği çok büyük bir konu aslında. Bildiğin cildin yaşlanması gibi onlar da mikro düzeyde sertleşiyorlar. O insülin rezistansı dediğin şey oluyor. Yani şu demek insülin rezistansı, çok halk anlama kafasıyla. Bana koyduğun yiyecekler, hücrenin içine koyduğun yiyecekler benden o kadar çok çöp çıkarıyor ki bunlardan ben enerji üreterek o çöple seni hasarlayacağıma onları almayı reddediyorum. Gitsin kilo olsun, gitsin senin uykunu getirsin. Ama hani beni en azından hayatta tutmak için bunu bana verme. İşte aslında kronik yorgunluk sendromu hücrenin lütfen bana adam gibi enerji ver demesin yerinin başlangıcı. O zaman kim kronik yorgunluk sendromu hissediyorsa, hep yorgunum, hep yorgunum, hep uykum var, öğünlerde yediğine baksın. Esasında bu tip insanlar aç kaldığında bile daha enerjik olabiliyorlar. Genelde yemekten sonra çökülüyor çünkü o yemek istenen modelde olmuyor. Yani sen kocaman bir salatanı, işte içinde kuru yemişleri, işte balığın, şunun bunun, zeytinyağlığın, onları yiyorsun. Bak bakalım nasıl hissediyorsun. Sonra işte köfte patates yiyorsun, kızartma ya da işte pilav makarna yiyorsun, üstüne tatlı yemek istiyorsun vesaire. Bak bakalım orada nasıl oluyor. Yani sonuç olarak gövdeye giren bir önceki öğün, bir sonraki öğünün yorgunluğunu çok rahat değiştirebilir. Nefes konusunu halledip, yani sigara, işte deviasyon falan onları halledip, şu anda ben de heyecanlı konuşurken az nefes aldığım gibi yüzeysel nefeste kalmayıp, dışarıya bu binadaki gibi oksijensiz ortam yerine bol miktarda dışarı çıkıp o oksijeni alacağız. Bu bir. İkincisi de o oksijenin o ATP pilinde, fırınında yanması için, yakması için iyi ham maddeyi koyacağız. O işlenmiş şeyleri yakmak istemiyor. Çünkü onların yanması harlı bir ateş değil, dumanlı böyle sinsi yanma gibi oluyor ve o sinsi yanmanın gri isli dumanına serbest radikal dersek onun birikim hastalık sebebi. İsli duman çıkmasın diye sizi blokluyor. Siz ona benim insülin rezistansım var gibi konuşuyorsunuz, konuşuyoruz. Dolayısıyla harlı ateş için bitkiler, yağlar, canlı gıdalar lazım, oksijen lazım. Bunlar olduğu zaman kronik yorgunlukta giderek azalmış olacak. Tabii hemen olmuyor. Bu bir dönüşüm süreci. Eski hücrelerin yeni hücrelerle yer değiştirmesi lazım. Ama basit olarak hayatınıza biraz daha gerçekten sebze yemeği ve iyi yağları koyarsanız o yorgunluğun giderek azaldığını göreceksiniz.